Merhabalar efendim. Bugün de bizi sizinle buluşturan Rabbimize şükürler ediyoruz. Bugün de hayattayız. Bugün de nefes alıp veriyoruz. Bugün de Rabbim özür dilemeyi, şükretmeyi, bu dünya için, insanlar için, Rabbimin güzel kulları için bir şeyler yapma fırsatı verdi. Şükürler olsun. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bugün şöyle bir konudan söz etmek aklıma geldi. Biz insanlar olarak hep iyi olduğunu düşündüğümüz şeylerde karşımızdakine bak bu iyi bunu yap diyoruz. Bazen bu tavsiyeyi geçip ısrara, telkine, ısrara, baskıya dönüşebiliyor. Bana iyi gelen, benim için iyi olan, karşımdaki için iyi olmayabilir. Aynı pencereden bakmadığımız için benim baktığım yerden bakınca benim gördüğüm, karşımdakinin baktığı yer farklı olduğu için görmeyebilir. Aynı şeyi görmeyebiliriz. O yüzden bir, iyi olan bir şeyi karşımızdakine teklif etmek iyi bir niyet. Ama ondan sonra ne yapacağız? Geri çekileceğiz. İşte ısrar etmek, çocuğumuz bile olsa, eşimiz bile olsa, bizim için yanlış olan bir şeyi değiştirmesine zemin hazırlamak için bak şöyle yapıyorsun başına hep bunlar geliyor değiştir artık bunu, yani hem eleştiri hem aşağılama hem yargılama sorgulama, ondan sonra da iyi bir niyetle bir cümleyi telkin etme olunca o aşağılama ve yargılamaların neticesinde o tavsiye çok fazlaca da işe yarıyor gibi durmuyor. Dolayısıyla iyi bir şeyi düşünelim. İyi bir şeyi teklif edelim ama ısrar etmeyelim. Ayrıca insanların öğrenme biçimleri farklı farklı. Kimisi duyduğunda öğrenir hemen, kimisi okuduğunda öğrenir. Kimisi birisinin yaşadığını gördüğünde, karşısındakine iyi geldiğini fark ettiğinde kendisi öğrenir ve hayatını o bilgiyle değiştirmeye, düzeltmeye çalışır. Kimisi düşünce öğrenir, kimisi de düşse bile öğrenmez. İnsanların öğrenme biçimleri değişik değişiktir. Ne kadar bir insan hakka ve hakikate açıksa, ne kadar hayatını doğru yaşamak için çaba içindeyse, ne kadar kendisini düzeltme gayreti varsa Allah o kadar rahmet ve merhametle muamele eder. O yüzden diyelim ki teklif var, ısrar yok. Şimdi hemen fazla vakit geçirmeden sorularımıza başlayalım. İnşallah Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. İnşallah bakış açımı Rabbim sağlıklı ve doğru eylesin. Sıkıntı yaşayan değerli kardeşlerimizin, evlatlarımızın sıkıntılarını giderecek, zihinlerine yeni yol haritaları oluşturacak, kendilerine güvenlerini artıracak, bütün sıkıntıların geçebileceğine dair inançlarını artıracak bir şeyimiz olur, üslubumuz olur, bir bilgi akışımız olur inşallah. Bunu da Rabbimden diliyorum. Hemen başlayalım. Meltem Hanımefendi yazmış. Salih ablam sizi çok seviyorum. Sizin fikirlerinize çok ihtiyacım var. Eşim 2 yıldır benimle yabancı gibi yaşıyor. Beni sevmediğini, beni yabancı birinden farkım olmadığını ve evliliğimizin sadece kağıt üzerinde kaldığını söylüyor. Çocuklar için eve geldiğini, çocuklar için ayrılmadığını söylüyor. Kimseye belli etmememi, böyle yaşayacağımızı söylüyor. Ben de ne yapacağımı, neye karar vereceğimi bilmiyorum. Bir danışmana gidelim diyorum. Benim doktora ihtiyacım yok. Sen gidiyorsan git. 16 yıllık bir evlilik, 3 çocuk ne yapabilirim? Ne olur bana yardımcı olur musunuz? Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Şimdi burada çok sağlıksız bir yaklaşım var. Kimseye duyurmak istemiyor çünkü bunun açıklamasını kimseye yapmak istemiyor. İyi de beni böyle bir hayata mahkum ediyorsun, yardım aldırmıyorsun, ondan sonra da kimseye söyleme diyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bana doğru gelen şey önce kendi ailesiyle görüşün. Hem eşli hem eşsiz, hem kocalı hem kocasız, hem evli hem boşanmış gibi böyle bir şey olabilir mi? İnsan böyle iki arada bir derede 16 yıldır aynı yastığı, aynı evi paylaştığı, pek çok acı tatlı
olayları birlikte yaşadığı bir insana bu zulmü yapar mı? Senin bu kadar çocuk gibi bana ne oynamıyorum vazgeçtim diye mızıkçılık yapılacak bir şey mi bu? Yani bu bir evlilik. Allah adına söz al, söz vererek helal edindin. Bu kadar keyfi bir uygulama kabul edilemez. O yüzden de önce kendi ailesine söyleyin. Oğlunuz böyle böyle söylüyor. Kimseye söylemeyeceksin ama böyle yaşayacağız diyor. Bunun arkasında mutlaka bir sebebi vardır. Ya sizden aşırı nefret ediyordur. Aranızda çok şeyler geçmiştir. İlişki bitmiştir. Ama bunun için de danışmana benim doktorluk işim yok. Zaten danışmanlar doktor değil. Doktor ayrı bir şey. Danışmanlar ayrı bir şey. Aile danışmanları aile ilişkileri üzerinde çiftlerin nasıl daha iyi anlaşacakları, sürecin nasıl daha doğru yönetecekleri üzerinde uzmanlık yapmış, eğitim almış insanlar. Dolayısıyla sen gidiyorsan git benim doktora ihtiyacım yok demek de ne Allah'ın hoşuna giden, ne kulların hoşuna giden, ne de aklı başında bir insanın kabul edebileceği bir şey. O yüzden de ailelere haber verin. Önce kendi ailesine haber verin. Eğer süreç biraz daha iyiye doğru gitmiyorsa kendi ailenize haber verin. Böyle bir şey olmaz. 3 tane çocuk var. Bu böyle gitmez de insanın psikolojisi allak bullak olur. Senin ne hakkın var bir insanı bu noktaya getirmeye? Bunun doğru ve mantıklı bir şekilde adının konması lazım. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Önce eşinizin ailesine, beyefendinin ailesine, ondan sonra da kendi ailenize bilgi verin. Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Ama bu normal bir durum değil efendim. Salih Hocam, size Büşra Hanımefendi yazmış. Size paylaştığınız faydalı bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben 5 aylık evliyim ve eşimin birçok yalanına şahit oldum. Bana ve başka insanlara işine gelmediği durumlarda yalan söylüyor ve bunların yalan olduğunu kabul etmiyor. Benim de yalanına ortak olmamı istiyor bazen. Ben de doğruyu söylediğim için tartıştık geçen gün. Çünkü yalanı benim doğruyu söylemem sebebiyle ortaya çıkmış oldu. Bana bir yol gösterin lütfen nasıl davranmalıyım. Şimdi bunu annesiyle bir paylaşmanızı, ailesiyle paylaşmanızı tavsiye ederim. Ki burada da şu şerhi düşerek bunu söylüyorum. Eğer annesi sizi söylediğinize, söyleyeceğinize bin pişman edecek bir yaklaşım biçimi içinde, sen benim oğluma iftira ediyorsun, benim oğlum gibi oğlanı nereden bulacaksın, sen kendine baksana niye yalan söylüyormuş oğlum falan gibi, o da yalanları kabul etmeyip size çatacak ve daha kötü bir duruma düşecekseniz o zaman söylemeniz ilişkinizi daha kötü bir noktaya getirebilir. Kayınvalideniz öyle değilse söylemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra da müşterek bir aile danışmanına gidin. Bu yalancılık bazen hastalık boyutuna bile düşebiliyor. Beyefendi hasta demek istemiyorum ama yalan artık o kadar gerçekle iç içe girmiş oluyor ki hangisi yalan hangisi gerçek kendisi de ayırt edemeyecek hale gelebiliyor. Bu da ilişkilerde hem güven zaafına, güven bunalımına hem yanlış işleyişleri ve yanlış ilişkilere sebep olabilir ve aile hayatında da bu sıkıntılara sebep olur. 5 aylık evlisinin sıkıntılar başlamış. Çünkü yalanın olduğu yerde yalan büyüyorsa gerçek küçülür. Yani gerçeğin kendisi küçülmez de gerçekler azalır. Yani yalan daha büyük olur. O yüzden de buna mutlaka bir profesyonel destek gerekir. Ailesiyle görüşerek böyle bir yardım alın. Allah kolaylık versin. Ayşe Serap Hanım Efendi yazmışlar. Saliha Hocam, çocukluğumda annemden çok baskı, şiddet, aşağılama gördüm. Şu an 38 yaşında 4 kız çocuk sahibi bir anneyim. Ben anneme yakın olmaya çalışırken o bana karşı hala çok soğuk, aşağılayıcı ve kırıcı. Evlendim, kayınvalidem benimleydi. Kayınanamın dili o kadar acıtıcıydı size anlatamam. Her şeyimi eleştirir, alay ederdi. Evimize biri gelince ben mutfağa geçtiğim an beni kötüler ve her hareketimi anlatırdı insanlara. Duyardım ama bir şey söylemezdim. Hiç kırıcı laf kullanmadım. Her hizmetini yapardım, banyosunu bile yaptırırdım. Doğum yapar gelirdim, sevincimi yaşayamazdım, beni üzer hasta ederdi, her işimi kendim yapardım. Ailemden, kaynanamdan çekindikleri için kimse yardıma gelemezdi. 3 görümcem, 3 eltim var, kaynanamı almak zorunda kalırlar diye onlara gelmiyordu. Eşimden hiçbir destek görmedim. Çocukların dersleri, her şeyiyle ben ilgileniyorum. Pazar, market çok yoruluyorum. Çocuklarımın büyüğü 13, küçüğü 4 yaşında. Eşim de hiç beni anlamıyor. Evlendik evleneli sürekli sanki ne iş yapıyorsun, tarlada mı çalışıyorsun, inek mi sağıyorsun diye beni aşağılıyor. Sarılık hastalığına yakalandım. Ameliyat oldum. Hiç dermanım yoktu. Çocuklara bile bakacak gücüm yoktu. Görümceme biraz alın,
Hiç iyi değilim dedim. Görümcem bana annemi alacağım, onu huzur evine yatıracağım. El seni kınarken bakalım mutlu olacak mısın dedi. Şimdi 3 görümcem benimle konuşmuyor. Kaynanama onlar bakıyor. Ben annelerine o kadar sene katlandım. Baktım annemin neyine baktın ki, annemin eli ayağı tutuyor. Altından mı alıyordun? Diyorlar psikolojim çok bozuk. Eşime beni doktora götür diyorum. Sen kendi kendini hasta ediyorsun. Ben seni aldığımda sen deliydin diyor. Çok üzülüyorum. Çok sakin bir insandım ama şimdi sinirlerim o kadar yıprandı ki sinirlerimi çocuklardan çıkarıyorum. Annemin ve kaynanamın bana yaptığı baskı ve eleştirileri ben çocuklarıma yapmaya başladım. Onlar gibi olacağım diye çok korkuyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı günler. Ya bu bir insanın içini karartmak için hususi bir senaryo oluşturulsa, herhalde böyle bir senaryo oluşturur, okuyanın içi kararır. Allah hayrınızı versin, Allah iyiliğinizi artırsın. Sizin büyüklerinize söylüyorum, bu ne eziyet, bu nasıl bir şey ya, insan yerine koymamak nasıl bir şey. Annesi sağlıklı düşünemiyor, kızlarına ve oğlunu da nasıl sağlıklı düşünülebilir öğretememiş. Siz de ailenizin evinden çıkmışsınız, eşinizin evine gelmişsiniz, eziyetler devam etmiş. Allah yardımcınız olsun, Rabbim hayırlı kolaylıklar versin. Eşinizi anlıyorum ki sen geldiğinde hastaydın. Demek ne demek yani, bunca yıllık, kaç yıllık evlilik var, 3 tane çocuk var, o kadar kayınvalidenize ilgilenmişsiniz, o kadar görümceleriniz bu kadar annelerini düşünüyorlardı, niye o zamana kadar almamışlar? Size şunu söyleyeyim, burada sağlıklı bir yaklaşım biçimi yok, burada Allah'a hesap vereceğine dair bir anlayış yok. Gördü, hani anlattıklarınıza dayanarak söylüyorum. Kalplerini Allah bilir de, ama burada hiç insanı değerli kılacak, insana Allah razı olsun ellerine sağlık diyecek bir anlayış yok. Bir görgü yok. Burada tamamen görgü, yani yerlerde. Değer, kendilerine değer vermiyorlar ki size değer verseler. Bunlardan bir şey beklemeyin. Hiç bunlarla uğraşmayın. Allah'tan bekleyin. Kayınvalideniz onlar almış, baksınlar. Sizin baktığınızın kıymetini Allah bilir. Onlar bilmesin, Allah bilir. Siz iyi olmaya devam edin ama size şunu tavsiye ediyorum. O çocukların boynunu bükük bırakmayın. O çocukların babalarından sevgi görüp görmediklerini yazmamışsınız bilmiyorum ama eğer babaları da sert ve çocuklara sevgi göstermeyen birisi ise siz de onlara gücenip çocuklarınızdan hırsınızı alıyorsanız o çok sıkıntılı olur. Bugün ben bir delikanlıyla görüştüm. O kadar üzüldüm ki haline. Çocuk yani korkudan konuşması bile bozulmuş. Babası annesini döverken elinden almış. Herkes o çocuğu aşağılamış. Herkes hırsını ondan almış. Ya bu çocuk şamar oğlanı değil ki ya. Yani çocuklarımız bizim, değerli hanımefendi, öfkenizi anlıyorum, sıkıntınızı anlıyorum, canınızın yandığını anlıyorum ama lütfen deşarj olacak bir şeyler yapın. Belediye devlet hastanelerinde, belediyelerin kadın sağlığı merkezlerinde, devlete ait polikliniklerde psikolog olabilir, aile danışmanı olabilir. Lütfen onlardan yardım alın. Eğer oralarda sıra bulamazsanız ya da sizin bulunduğunuz yerlerde yoksa müftülüklerde aile, rehberlik ve irşat büroları var. Bu konularla ilgili eğitim almış hanımefendiler var. Lütfen onlardan yardım alın ve psikolojinizi biraz düzeltin. Allah'a sığının, namazınızı kılın, abdestinizi alın. Allah bir insan bir zarar veriyorsa onun karşılığını ona ödetir, bedelini ona ödetir. Sizin iyiliğinizin karşılığını siz alırsınız. Onların yanlışının karşılığını da Allah onlara ödetir. İçinizi ferah tutun ama siz kendi sağlığınızı koruyun. Çocuklarla iletişiminizi koruyun. Yine de eşinize iyi eşlik yapın. Kayınvalideniz gelirse ya da görüşürseniz gene onunla evlatlık yapın. Bir halk arasında bir söz var. Altın yere düşse bile kıymetini kaybetmez deniyor. Onlar size nasıl muamele ederse etsin, siz Allah'a göre muamele edin. İnanın bana, kazanan siz olacaksınız. Allah'ım yardımcınız olsun. Bu kadar sabırla ilgilendiğiniz için de ayrıca tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Zeynep Kübra Hanımefendi yazmış. Salih abla, Allah razı olsun güzel bilgilerin ve samimiyetin için. Allah size ve evinize hayırlı, sağlıklı, bol, salih ameli, uzun bir ömür ihsan eylesin. Amin. Hepimize inşallah. Salih abla, 3,5 ve 7 aylık 2 oğlum var. 26 yaşındayım. 5,5 senelik evliyim. Eşime ve çocuklarıma karşı öfke kontrol problemim var. Destek aldım, alıyorum. Birçok kitap okudum. İyi gidiyor gibi oluyor ama aniden bakıyorum sesim yükselmiş. Böyle olunca da moralim bozuluyor. Hemen bütün günüm berbat geçiyor. İçime kapanıyorum. Daha aksi bir hal oluyorum.
Düzensizim, evimi, işimi ne yapsam düzene sokamıyorum. Sabah erken kalkamıyorum. Birçok dersim var. Her şeyi son dakikaya bırakıyorum. Bana nasihat edersen çok sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun demiş Zeynep Hanımefendi. Amin cümlemizden inşallah değerli hanımefendi. Bence sizin düzensizlik dediğiniz, içine kapanma dediğiniz, moralim bozuluyor ve öfkemi kontrol edemiyorum dediğiniz muhtemelen her şeyin eşinizle ilgisi olduğunu düşünüyorum. 5,5 senelik evlisiniz, 2 çocuk var. Aferin size, Allah kolaylık versin. Eşinizle aranız nasıl? Onunla ilgili bir şey söylemediğiniz için size tam net bir cevap veremiyorum ama yaklaşık bir şeyler söylemeye çalışayım. Bana göre eşinizle iyiyseniz dünya ile iyisiniz. Eşinizle kötüyseniz dünya ile kötüsünüz. Dünya ile kötüsünüz demek dünyaya kavga ile bakarsınız, dünya ile kavga edersiniz değil. İçinizdeki çocuk küsmüş olur. İçinizdeki heyecan, içinizdeki coşku, içinizdeki eşiyle beraber paylaşmış olduğunuz zaman açığa çıkan, o sizi böyle kıpır kıpır mutlu, heyecanlı, dinamik yapan, neşeli yapan etki oran olarak düşmüş olur. Bu da insanın performansını ciddi anlamda azaltır ve eli kolu kalkmıyormuş, sanki hiçbir işi yapacak takati yokmuş gibi hissetmesine sebep olur. O yüzden eşinizle iletişiminize bir bakın. Mutlaka ya eşinizle ilgili ya kendilik algınızda ailenizden gelen bir bozukluk olabilir. Değersizlik, yetersizlik duyguları olabilir. Özgüvensiz, cesaretsiz olabilirsiniz. Bunlardan dolayı yapmanız gerekenleri yapamadığınız için kendi içinizde öfke biriktiriyor olabilirsiniz. Mutlaka bir psikolojik destek alın. Kendi psikolojik sağlığınızı bir normale getirin. İnşallah ondan sonra bunların hepsi ortadan kalkabilir. Çünkü birbirine bağlı sıkıntılar bunlar. Kitap okuduğunuz zaman güzel olur, istifade edersiniz. Birisini dinlediğiniz zaman istifade edersiniz. Ama önemli olan bir rahatsız olduğunuz bir şey var. Nedir? Öfke var ya da moralsizlik. Böyle atıl bir kapasiteyle hareket etmeniz. Bütün bunların arka planında olanı bulup onu ortadan kaldırırsak siz çok daha iyi olacaksınız inşallah. Allah kolaylık versin. Sümeyye Hanımefendi. Salih Hanım merhaba. Öncelikle iyi ki sizi tanımışım. Bakış açımı öyle değiştirdiniz ki çok şükür bu Rabbimizin bir yardımı, Allah'ın bir ikramı, benim bir ödülüm. Ne mutlu bana ki Rabbimin bir güzel kulu Allah'ın bana söylettiği sözden etkilenip bakış açısını düzeltmiş. Ama burada ben ısrarla şunu tavsiye ediyorum. Birisinden yardım görüyorsanız ona bakın, Allah'a şükredin. Ya Rabbi, bunu bana duyuran sensin. Bunu kalbime tesir ettiren sensin. Ben de bir değişime, dönüşüme sebep olan sensin diye. Eğer sadece beni görürseniz asıl Allah'ın hakkını ıskalamış oluruz. Bu da çok tehlikeli olur, çok yanlış olur. Ben öğreniyorum ki fail olan Allah, kullar değil. Ben bir yola giriyorum, yaptıran Allah. Daldaki yaprak bile Allah'tan izinsiz kımıldamıyorsa, hareket etmiyorsa o zaman ben Allah istemeden, Allah izin vermeden nasıl konuşabilirim? Dolayısıyla, affedersiniz, bana tamam teşekkür edin, teşekküre bile gerek yok. Ama Rabbimize şükredin. Ya Rabbi, bu nimetleri verdiğin için, beni bu güzel noktaya getirdiğin için, aklımı bilgiye açık hale getirdiğin için, eksiğimi gördüğün, gösterdiğin için ve kendimi düzeltme konusunda bana bu isteği verdiğin için sana şükürler olsun deyin. Önce Rabbimize şükredelim. Ben, siz ve hepimiz. Şimdi yardım istediğiniz konuya bakalım. 2 çocuk annesiyim. 2 yaşında kızım, 5 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın, Allah artırsın bu arada. Oğlumda çok hatalar yaptım. Bağırdım, kızdım, çok tutarsız davrandım. Bir şeye başladım, sürdüremedim. Eşim de evden çalışıyor ve ailesi çok titizler. Ben normalde kafaya çok takan bir yapım yoktu. Ama artık her şeye takar oldum. Çocuklarıma iyi bir anne olmaya çalışıyorum. Evde hangi kuralları koymalıyım ve bunu nasıl sürdürmeliyim? Bu arada görümcem ve kayınvalideme çok yakın oturuyoruz. Efendim, ilk çocukta hepimiz acemilik yaşarız. Aslında ilk çocukta acemiliği hani bir çocuğa aşina olmamakla yaşarız ama eğitim açısından diğerlerinde de acem oluruz. Çünkü hiçbir çocuk diğerine benzemiyor. Biri uykulu, diğeri uykusuz. Biri karnını güzel doyurur, öteki doyurmaz. Biri işte her türlü ihtiyacı giderince mışıl mışıl uyur, öteki uyumaz sürekli, gece gündüz ağlar. Her çocuğun
farklı bir tarzı var. Dolayısıyla her çocukta acemiliğimiz olacak çünkü biz insanız. Eşiniz ve ailesi çok titizler diyorsunuz. Onların yanında duran, ya zatın yanında duran ya huyundan ya hünerinden demişler. Siz de onlara baka baka titiz olmuşsunuz. Bunu inşallah normale dönüştürürsünüz. Böyle takıntı yapmaya, OKB gibi davranmaya hiç gerek yok. Evdeki koyacağınız kurallar, önce rahat olma kuralı koyun. Önce gülümseme kuralı koyun. Önce çocuklarınızı sık sık kucağınıza alma, onlara sevdiğinizi söyleme, onlarla mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşama günlerini geçirme kuralı koyun. Ondan sonra bulaşığı daha sonra da yıkarsınız, evi daha sonra da süpürürsünüz. Ben inanın bulaşığı akşamdan bırakıp sabah yıkadığımı biliyorum. Önceden böyle beni dinleyen pek çok değerli dinleyicimizin o zaman dünyada olmadığını düşünüyorum. Benim küçüklük zamanımda ve ya çocukları küçükken büyüttüğüm yıllarda hep elimizde yıkıyorduk biz. 3-4 kere elimi bulaşıktan çıkarıyorum. Ondan sonra bakıyorum hala başka işler var. Acil birisi ağlıyor, birisinin karnı acıkıyor, birinin bezini değiştirmem gerekiyor. Tekrar bulaşığa gidiyorum, biraz yıkıyorum. Ondan sonra tekrar bakıyorum ki olmadı. Olduğu gibi tezgahı öylece bırakıp yatıyorum. Sabah yapıyorum. Hiçbir iş yarım kalmaz. Bugün olmasa yarın o iş biter ama çocukların ihtiyaçları giderilmezse, onların ihtiyaçları giderilmemiş olarak durur, giderilmez ve yarın bugünün ihtiyacını yarın gideremezsiniz ama bugünün bulaşığını yarın yıkarsınız. İşte kayınvalideniz size kızıyormuş, umursamayacaksınız. Benim gibi yapın. Haklısın anneciğim, yaparım inşallah deyin, işinize bakın. Ben de herkes gibi temizim, ben de herkes gibi titizim, öyle düşünün. Ama yani yok, yani onları yapsam çocuk ağlayacak, onları yapsam öteki işlerim aksayacak, ne yapayım, bulaşık kalsın. O kadar titizlenmeye gerek yok. Ev işi ne zaman olsa olur ama çocukların ihtiyacı ne zaman olsa olur diyemeyeceğiniz kadar acil ve önemli. İçinizi ferah tutun. Onlarla da ters düşmeyin ama haklısın anneciğim, önce şunların bir gönüllerini yapayım deyin. Bahçeye çıkarın mutlaka. Eşinizle anlaşın. Eşinize deyin ki ben her gün çocukları bir parça dışarı çıkarmak istiyorum. Balkonda biraz oynatmak istiyorum deyin. Çocuklarınızın gönlünü yapın. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Değerli Sümeyye'ciğim. Salih ablacığım 22 yaşında bir anneyim. 1,5 ay sonra tekrar doğumum olacak inşallah. Tekrar derken demek ki bundan önce bir çocuk var. Böyle anlıyorum. Doğumdan önce mutlaka size gelmem lazım. Çok sıkıntılıyım. Aradım. Sekreteriniz randevu veremeyeceğini söyledi. Allah rızası için bir kolaylık sağlayın. Bir kerelik gelsem yanınıza yine kafi. Hakikaten çıkmaz olmasam böyle bir mesaj atmazdım. Eşim kötü videolar izliyorsa ne yapmalıyım demiş. Sekreterimizle görüşeyim ama şu anda kaç aydır bekleyenler var. Geçenlerde birisi geldi, 8 ay önce randevu aldım ben dedi. Israrla sizden bekliyorum dedi. Allah razı olsun. Şu anda canlı yayınlar çok arttı ve ben başka çekimler için de ofiste duramıyorum. Dolayısıyla danışmanlıklar az gördüğüm için böyle birikiyor. Hakkınızı helal edin. Ama sizinle ilgileneceğim inşallah. Allah kolaylık versin. Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Gönül hanımefendi. İyi günler Salih hocam. Ben Gönül. Benim çocuğum yok. Doktorlar hiç sorun yok. Ama yaşım 39. Bundan dolayı bana tüp bebek yaptırın diyorlar. Ama eşim yanaşmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi insanda çocuk, özellikle kadında o kadar acil bir ihtiyaç ki. O kadar önemli bir ihtiyaç ki. 39 yaşınıza gelmişsiniz. Haklı olarak bu zamana kadar çocuk sahibi olmak istiyor insan. Ama bu da Allah'ın takdiri. Şimdi tüp bebek yaptırıyorlar ama elbette yasal olarak bunda bir sorun olmadığını herkes biliyor ama manen tavsiye etmeyenler var. Bunu yapmayın diyorlar. Çocuk teknik bir şey değil diyorlar. Allah'ın vermemesinde de bir hikmet vardır diyorlar. Ben o görüşü benimsiyorum ama elbette herkes kendi aklına, kendi mantığına uyan şey neyse onu yapar. Allah'a sığının, Allah'tan razı olun diyeceğim ama burada bir
Bunu bana bizzat yaşayan ve anlatan bir arkadaşımın bir hadisesini anlatacağım. Ola ki size ya da başka dinleyen birilerine faydalı olabilir. Daha önce radyoda anlattım mı? Anlatmış da olabilirim ama onu da hatırlamıyorum. İkinci kere dinleyenler olursa lütfen kusura bakmasın. Arkadaşım hanımefendi diyor ki, hala görüşüyoruz arkadaşımla. 18 yaşında evlendim, 28 yaşına kadar çocuğum olmadı diyor. O kadar çok çocuk özlemiyle yanılıyorum ki dağdan, taştan, tabiri caizse kurttan, kuştan, börtü, böcekten çocuk istiyorum. Gidiyorum diyor. Ağaca diyorum ki ey mübarek ağaç ne olursun sen Rabbimin günahsız bir varlığısın. Benim için dua et de çocuğum olsun ne olur diyorum diyor. Kayınvalidesi evladım bu çocuk olup olmama meselesi seninle benimle alakalı değil. Bu Allah'ın bir takdiri. Allah vermiyorsa biz ondan razıyız. Bu kadar dert etme diyorlar diyor. Eşim ya herkese Allah çocuk vermek zorunda mı? Niye bu kadar çocuk çocuk diye ısrar ediyorsun diyor bana diyor. Burada iki şeye vurgu yapacağım. Birincisi bir kadının çocuk özlemi, çocuk isteği. Yani bu tarif edilmez bir şey. Ben işte 27 yaşında evlendim. Yeni evliyiz daha. Arabada mesela dolmuşta oturuyoruz. Yanımda birisinin çocuğu var. Böyle nasıl kucağıma alıyorum ya. Bir dakika dur ya sen kimsin çocuğu? Ay sev öp bir de sağlıkçılık var ya. Çok bebek bakımı yaptım, ölçümü yaptım sahada çalıştığımız için falan. Böyle küçük kardeşlerime de ben baktım. Hani evde olduğum zamanlar böyle müthiş bir çocuk sevgisi var. Gördüğümüz çocuğa yapışıyoruz, yalayıp yutuyoruz böyle tabiri caizse. Allah'ım o kadar büyük bir çocuk özlemi var. Bunu ben anlıyorum. Ama çocuğun olduğun zaman anladın ki o sevgi hiçbir şeymiş. Yani o dışarıdan ay ben ne kadar seviyorum diyordum. Evet doğru çocuğu olmayan birisine karşı çok seviyorsun ama anne olunca bambaşka oluyormuş. Allah herkese nasip etsin. Gelelim konuya. Arkadaşım diyor ki bir gün rüyamda bir pirifani bir dede geldi ve bana dedi ki diyor. Evladım sen çocuğun olmadan da Allah'tan razı olursan çocuğun olacak dedi diyor. Hala bunu anlatırken tüylerim ürperiyor. Böyle diyor sıçrayarak panikle uyandım diyor. Bunu yüreğimde kabul etmem 2,5 senemi aldı diyor. 2,5 sene sonra dedim ki diyor. Ya Rabbi bana çocuk verme sen de senden razıyım. 2 hafta sonra hamile olduğumu öğrendim diyor. Ve o arkadaşımın peşi peşi sıra 4 tane çocuğu oldu. Şimdi herkes böyle olur mu? Bilmiyorum. Allah çocuk verir mi vermez mi? Kime verir? Tabii ki bunlar bize ayan değil. Hiç bilmiyoruz ama ben sadece sakin olmanın, razı olmanın, dingin olmanın çocuğun olması için önemli şartlardan birisi olduğuna inanıyorum. Stresten erkeğin spermlerinin tamamen bittiğine eski sağlıkçı geçmişimle şahit oldum. Annenin yumurtalarının rezervlerinin çatlamadığını, hormonlarında sıkıntılar olduğunu, yumurtlamanın olmadığını ve bunların stresten olduğunu onlara da çok şahit oldum. O yüzden de bu, elbette dışarıdan bunu söylemek kolay ama yine de söylememiz gerekiyor. Ya Rabbi biz sana teslim olduk. Verirsen de vermezsen de öpüp başımızın doruğuna koyuyoruz. Deyin ne kadar sakin olursanız eğer hiçbir sorununuz yoksa belki Allah size nasip eder. Kurban kestirin, sadaka verin. Ya Rabbi üzerimizde seni razı etmeyen haller varsa ve çocuğumuzun olmamasında da bunlar etkense bizi onlardan kurtar. Bizi arındır, bizi hayırlı kullarından eyle, senden gelene razı olan kullarından eyle diye dua edin. Eşiniz yanaşmıyorsa belli ki nasibiniz yoktur. Hani tüp bebek nasibiniz yoktur. Belki Allah başka bir şey takdir ediyordur diye düşünün. Ben olanı eşinizden değil Allah'tan bilmenizden yanayım. Eşiniz bir şey istiyor. Siz bir şey istiyorsunuz ama eşiniz bu istediğinizi biliyor. Israrla bunu yapıyor. Belki de böylesi hayırlıdır. Bilmiyoruz. O yüzden de sakin olmanızı, eşinizle de çatışmamanızı ve Allah'tan razı olarak duaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. Rabbim size ve çocuğu olmayan herkese hayırlı evlatlar ihsan etsin inşallah.
Hocam kızım 4 yaşında ve hep benimle. İletişimde bana nefes aldırmıyor, ne yapmalıyım? 4 yaşında tek çocuk olursa değerli Servet'ciğim tabii ki size nefes aldırmaz. Şimdi onun 4 yaşındaki çocuğun 1,5-2 yaşlarında bir kardeşi daha olmuş olsaydı onlar ne güzel birlikte oynarlardı. Hızlıca ikinci çocuğu düşünün. Çocuğu yanınızda yatırmıyorsunuz. Yanınızda yatırdığınız zaman çocuk bağımsız ve annesinden ayrışmış bir kimlik geliştirme konusunda zorlanıyor. Çocuğun kendi işini kendisini yapmasını sağlayın. Arkadaş ortamında bulunsun. İzolasyon dönemleri bittikten sonra mutlaka çocuğunuzu kendi yaşıtlarının da bulunduğu bir öğretim kurumuna verin. İşte anaokulu gibi, biraz daha büyük yaşların alındığı yuva gibi. Allah kolaylık versin. Bir de 4,5 yaşındaki çocuklar böyle çok aksi, agresif, tutturduğu zaman tutturur. Annesini babasını böyle çıldırtacak hale gelebilir bir yaşta. 2,5, 4,5, 6,5 yaşları ne yazık ki anneleri, babaları zorlayan bir yaş. Aslında çocuk zorlanıyor ondan, anne babayı zorluyor. Çocuk psikolojisini öğrenin. Çocuklarınızın hangi yaşta neler yapabileceğine dair bilginiz olsun. Allah kolaylık versin. Hayırlı günler hocam. Geçen haftalarda da yazmıştım size, sağ olun cevaplamışsınız. Şu an nişanlıyım. Nişanlanmadan önce nişanlımla görüşüp her şeyi detaylıca konuşmuştuk ve ben ailesiyle değil de ayrı evde yaşamak istediğimi söylemiştim. O da tamam dedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra ya işte bak dedi, ayrı ev olmuyor çünkü babam burada değil, annem yalnız. Annemi yalnız bırakmayalım falan dedi. Ben de çok rahatsız oldum bu duruma. Sonuçta genç kadınım, evim ayrı olsun, mutfağım ayrı olsun isterim. Neyse çok uzun süre olmayacak şekilde ailenle oturabiliriz dedim. Hocam şimdi nişanlım hakkıma girmiş olmuyorum. Ayrı evde oturacağız dedi ama ayrı evde oturmayacağız. Ve kayınvalidem çok otoriter. Şimdi, evet, hakkınıza girip girmediği konusu benim alanım değil. Bu bir fıkıhçıların, vaize kardeşlerimin söyleyeceği bir şey, hak hukuk konusu. Ama ben şunu söyleyebilirim, doğru olmamış. Siz baştan ben ayrı oturacağım dediğiniz halde annesinin şartları size evet dedikten sonra mı değişti? Sanmıyorum. O an, o size evet dedikleri zaman da annesiyle ilişkileri bu düzeydeymiştir. Uzun süre olmayacak şekilde dendiği zaman da inşallah sözlerinde dururlar. İnşallah aynı oturmazsınız. Normalde ben birlikte oturmanın çok rahmet, bereket ve güzellik olduğuna inanıyorum. Fakat Allah onlardan razı olsun. Kimi kayınvalide kardeşlerim, kimi de gelinler öyle basit şeylerden dolayı sıkıntı çıkarıyorlar ki yüz yüze bakacak hal kalmıyor. Eğer bir ihtiyaç yoksa, kayınvalide hasta, yaşlı, bakıma ihtiyacı olan birisi değilse ayrı otursunlar. Ayrı otursunlar, evleri ayrı olsun. İlla bizde yiyeceksiniz. Yukarıda bir tencere daha kaynamasın. Ya yukarıda bir ocak oldu. Yukarıda bir ev var. Niye orada tencere kaynamasın? Yani her zaman senin dediğin mi olacak, kayınvalidelere söylüyorum bunu. Sevgili kardeşlerim, güzel kayınvalideler, lütfen gelininizle aynı evde oturmayın. Sıkıntı oluyor. Siz çocuğunuzu yönettiğiniz gibi gelininizi yönetmek istiyorsunuz. Ya gelinle kocası ayrı bir şekilde baş başa verip kendi yuvalarını yönetsinler. Tavsiyede bulunun, geri çekilin. Yani uzun süre olmayacak, uzun süre, kısa süre sonra ne değişecek hayatlarında, bunu da netleştirmeniz lazım. Ailesi şeyle görüşsün. Eğer otoriter bir kayınvalideniz varsa bu aile iç işlerinde de gidene, gelene, geldiğinize, gittiğinize karışması riskini taşır. Belki olmayacak ama hani baştan belirlerseniz daha sonra sıkıntı olur mu olur gene, ama en azından biz başta konuşmuştuk dersiniz. Allah kolaylık versin. İnşallah iyi olur diye dua edelim. Allah kolaylık versin ama elbette ki şık olmamış. Hocam gerçekten hiç hak etmediğim çok fazla durumla karşılaştım ve hak etmediğim laflar işittim yıllardır. Affettikçe, sabrettikçe, içime attıkça çok biriktiği öfke ve nefrete dönüştü. Kalbimi kirletmemeye, temiz tutmaya çalışıyorum ama hazmedemiyorum. Her defasında daha fazlasıyla imtihan olmak çok canımı yaktı. Allah'a sığınmak ve dua etmekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Sıkıntılarımı yok saydıkça, hiçbir şey olmamış gibi kabul edip geçmişi bırakıp geleceğime odaklandıkça, elimde olmadan hep zihnimde ve kalbimi çok acıtan şeyler var. Hem duanıza hem tavsiyenize ihtiyacım var. Nasıl bir tutum, duruş, tavır almam gerektiği konusunda destek almam lazım. Haklısınız.
Geçmişe odaklanmak elbette çok tehlikeli. Herkesin ihtiyacı olan bir şey. Fakat geçmişin defterini dürmeden, geçmiş hala içinizi acıtıyor olduğu halde ve geçmişte yaşananlar gününüzde tekrar ediyor olduğu durumda geçmişi kapatma imkan ve ihtimali olmaz. O yüzden de mümkünse değerli hanımefendi, psikolojik bir destek alın. Sizin canınızı acıtan şeyler ne? Bazen bir dakika bu yanlış gidiyor demek gerekiyor. İçinize kesinlikle atmayın. Öfke biriktirmek, sadece öfke biriktirmiş olmuyorsunuz. İnanın hastalık biriktirmiş oluyorsunuz. Her içinize aldığınız ve aslında söylemeniz gereken cümleler insanın içerisinde böyle bir ateş topu gibi, ben öyle tanımlıyorum. Öfkeyle söylenmiş ya da haksızlıkla, yanlışlıkla söylenmiş sözler bir ateş topu gibi, onu alıp içinize attığınızda yakıyor ve tüketiyor insanın psikolojisini, tüketiyor, canını yakıyor. O zaman da daha sonra öyle bir patlıyorsunuz ki yersiz, zamansız, usulsüz patlıyorsunuz. Ondan sonra da suçlusu siz oluyorsunuz gibi oluyor. O yüzden de baktığınız ki biriktiriyorsunuz, nasıl ortaya çıkaracağınız, muhataplarınızla bunu nasıl paylaşacağınız konusunda bir fikriniz yoksa lütfen profesyonel bir destek alın. Bu konudaki uzman psikolojik danışmanlar, uzman psikologlar, terapistler, danışmanlar bu konuda ilişkileri rahatlatacak eğitim aldıkları için bu işi yapıyorlar. Bin bildiğin varsa bile bir bilmeze danış demişler. Lütfen nasıl tavır almanız gerektiğini söyleyebilmem için benim sizi dinlemem lazım. İnşallah gittiğiniz uzman sizi dinler ve size güzel bir destek olur. Hocam merhaba. Benim bir 23 aylık, bir 11 aylık iki oğlum var. Büyük oğlum şu anda çok kıskanmaya başladı. İkisi arasındaki dengeyi nasıl kuracağımı bilmiyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Haklısınız. Özellikle birinci ve ikinci çocukta ben de inanılmaz kıskançlık yaşadım. Aman Allah'ım. Benim elimden gelen bütün tedbirleri aldığım halde çocuğu korkudan böyle yukarıya, tavana salınacak yaptık. Yukarı salınca sandalyelerle çocuğu oraya koymak zorunda kaldık. Oğlum gene yetişti ona. Böyle namaz kılıyorum. Viyak diye bir ses. Nasıl namazı bozmuşum. Acaba büyük oğlum küçüğe ne yaptı diyerekten. Bir de ne göreyim, takır takır tabureyi çek. Üstüne çık. Ayaklarının üzerinde şöyle yüksel. O da işte iki yaşlarında, 2,5 yaşlarında. Salıncağın şu arasından elini içeriye sok. Neresi gelirse. Saçlarına yapışmış, nasıl çağırıyor, nasıl çekiyor. O da içeride nasıl bağırıyor, kıpkırmızı turşu gibi olmuş. Elini açıp da saçlarını bırak yanına kadar akla karar seçtim. Bir tutam saç gelmişti çocuğun eline. Daha kundaktaki bebek neler çekmişti garibanım. Yani bunu engelleyemiyorsunuz ve kesinlikle psikolojik bir destek alın. İlk çocuklarda mutlaka siz ne yaparsanız yapın olacak. Hele de kıskançlıkla ilgili bir altyapınız ve nasıl davranacağınıza dair bir bilgi birikiminiz yoksa bu çok sıkıntılı bir durum. Ben kıskançlıkla ilgili tez yazdığım için çocuk ve yetişkin kıskançlığı, biri lisans, diğeri yüksek lisans tezi. Bu konunun nasıl insanı yıprattığını, çocuğu yıprattığını çok iyi biliyorum. Ve ömür boyu, eğer bu kıskançlık düzeltilmezse çocuk yaşta, ömür boyu devam eden bir çok tehlikeli bir sürece sebebiyet verebiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi kıskançlık da iyileri yer ve bitirir diyor. O yüzden de hızlı çekim, değerli hanımefendi, destek alırsanız iyi olur. Çocuklarınızı güle güle büyütün. Allah, iki oğlunuz var, birkaç tane daha kız nasip etsin hayırlısıyla. İnşallah çocuk sayısı normali 5, ideali 7. Bunu buradan tekrar söyleyelim. Zihninizde hazır bulunsun. Tabii artık bana "Ay Salih abla, ekonomik şartlar bu devirde çocuk yetiştirilir mi?" falan demiyorsunuz. Çünkü bunların gerçek bir gerekçe olmadığını siz de biliyorsunuz efendim. Şeyden Nur hanımefendi yazmış. Salih abla, seni çok seviyorum. Çok faydalı oluyorsun bana demiş. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım ben aciz kulunu ne güzel ödüllendiriyorsun. Ne güzel rızıklandırıyorsun. Çok teşekkür ederim Şeyden Nurcuğum. Siz böyle faydalı olduğunuzu söyledikçe ben Allah'a ne kadar şükrediyorum. Ne kadar Allah'ım diyorum, bana güzel şeyler söyletiyorsun ki güzel kullarının kalbine dokunduruyorsun. Hakkıyla şükrünü eda etmemi nasip et diye Allah'a böyle işte duygulanıyorum. Allah'a şükrediyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah Rabbim bilgiden ahlak çıkarmamı, benim önce yaşamamı sonra anlatmamı,
ve bunların tamamını Allah için yapmamı ve asıl mükafatın Allah'ın razı olduğunu anlamamı, buna inanmamı Rabbim nasip etsin inşallah. Böyle sulu gözlü olunca. Kardeşim bir keresinde bir şeyi hatırladım. Televizyondayız. Bir şey oldu, ben ağlıyorum. Kardeşim televizyon programından sonra beni alıyor. Abla ya diyor, sen ağlamasını bile bilmiyorsun. Nasıl yani dedim. Ya insanlar peçeteyi eline alıp şöyle 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 gözyaşlarını siliyor. Sen böyle 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 siliyorsun. Sanki evindeymişsin gibi. Ya biraz daha böyle kibar ol. İşte gözyaşlarını peçeteyle sil. Dedim ki Melahcığım onların makyajları akmasın diye öyle yapıyorlardır. Benim makyajım falan olmadığı için ben böyle siliyorum işte dedim. Onu onu hatırladım şimdi. Evet, süremiz azalıyor. Ben hızlı çekeyim. Şeyda Nur hanımefendinin beni duygulandıran sözüne tekrar teşekkür ettikten, Allah'a şükrettikten sonra devam edeyim. Seni dinlemek çok şükür huzur veriyor diyor. Şükürler olsun, Allah razı olsun. Bir dua edeyim buradan. Eğer bende zerre kadar iyilik görüyorsanız, sözlerimde bir tesir görüyorsanız, önce bu Allah'tan, hiçbirisi benden değil. Nefesini bile kontrol edemeyen bir insanın elinde hiçbir şey yok. Ben sıfırım. Ne varsa bende Allah'tan. Bu bir. İkincisi, Rabbim her beni beğeneni, benim üzerimde görüleni, beğeneni benden çok 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 daha iyi yapsın. Dünyanın her birimizin iyi olmasına ihtiyacımız var. O yüzden de beni gözünüzde büyütmeyin. Ben neyim ki? Sizde hepinizin içinde benden çok daha iyi olabilecek potansiyel var. Allah-u Teala onları açığa çıkarmayı nasip etsin inşallah. Kısaca sana olan duygularımı yazmak istedim. Teşekkür ederim. Yazdın, beni de ağlattın. Allah razı olsun. Ablacığım ben yeni evliyim. Eşimin mesleği, gereği, görevleri var. Bazı zamanlar göreve gidecek ve ben evde kalacağım. Yanına gidemeyeceğim. Bu süre belki aralıklı olarak 5-6 ay olabilecek. Ablacığım o zamanlarda ben nasıl hareket etmeliyim? Tavsiyeleriniz nelerdir? Çocuğum olursa eşim olmadan ona nasıl yetişebilirim? Allah razı olsun, sizin tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Allah'a emanet olun. Çok güzel bir soru. Çok yerinde bir soru. Çok doğru bir soru. Allah sizden razı olsun. 5-6 ay olabilir. Bazen yurt dışı oluyor, bazen pilot oluyor, bazen denizci oluyor, bazen Allah böyle yapabiliyor. Burada değerli hanımefendi, bir, Allah korusun, hamileyken çocuğu vefat eden aile tanıyorum. Çocuğu 6 aylık, kendisi 1 yıllık evli, 6 aylık hamile, eşi vefat ediyor ve o çocuğunu, daha yenilerde görüştüğümüz bir hanımefendi ve oğlu, çocuğunu büyütüyor. Allah kolaylığını verir. Herkes yalnız büyütüyor. Eşiniz olsa bile yalnız büyütüyorsunuz. Hiç kimse sizin çocuğunuza sizin kadar annelik yapamayacak ama yanınızda olması elbette ki bir moral desteği ya da fiili de destek olabilir ama Allah size kolaylık verir. Siz o çocuğu da bundan sonraki olacakları da aslanlar gibi büyütürsünüz. Kendinize inanın, güvenin ve Allah'a güvenin. Sadece görevde o görevdeyken eşiniz beyefendi görevdeyken zamanınızı nasıl geçireceksiniz, ne düşüneceksiniz, nasıl hareket ederseniz sağlıklı düşünmüş olursunuz, bunlarla ilgili bir destek almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sizin yapınıza göre, zihninizde oluşan cümlelere göre bir şeyler söylemek gerekir. Eşiniz gittiği zaman siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir sıkıntı çıktığı zaman keşke şimdi eşim yanımda olsaydı der misiniz? Bu durumda nasıl bir düşünme biçiminizin olması lazım? Bunda bir hayır, mutlaka bunda bir hayır vardır. Acaba Allah bu vesileyle sizi daha çok güçlendirmek istiyor, sizin yeni meşguliyetler edinmenizi istiyor olabilir mi? Buradaki hayır ne olabilir? Bunlara göre nasıl düşüneceğinize dair sizi dinleyen bir uzman size daha kolay yardımcı olabilir. Allah kolaylık versin, eşinizle aranızı, mutluluğunuzu iyi yapsın, zenginleştirsin ve çocuğunuzla hayırla büyütün inşallah. Salih ablacığım sizi severek takip ediyorum. Duanızda yer ayırır mısınız? Ya Rabbi bu Fatıma kardeşim, bana yazanlar, bana yazmayanlar, dinleyenler, dinlemeyenler, herkese hayır halk et. Herkesin gönlünü onar, herkesin iyiliğini ver. Herkesin hayatın olumlu ve güzel yönlerini görmesini, kendisini Ya Rabbim senden dolayı kıymetli bilmesini ve insanların kıymetini bilen bir insan olmalarını nasip eyle. Ben dahil hepimiz Allah'ım. Sizden öğrendiğim bu arada sadaka kutum var. Hatalarım adına, mutluluklarım adına niyet edip sadaka atıyorum. Sağ olun, güzelliğe vesile oldunuz. Şükürler olsun.
hep birbirimizin hem öğretmeni hem öğrencisiyiz değerli Fatmacığım. Siz benden bir şey öğreniyorsunuz, ben birisinden bir şey öğrenmişimdir. Maksat bu güzelliklerin yayılması. Bunları sağlayan da Rabbimiz, şükürler olsun. Allah sadakanızı artırsın, faydasını bol etsin. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Leyla Yaramış hanımefendinin mesajına sıra geldi. Mesajların daha yarısına bile gelmedik. Süremiz bitmek üzere. Sari ablacığım iyi yayınlar. Ben Leyla, 8 senelik evliyiz. Benim sıkıntım eşimin başkalarının yanında sürekli benim kusurlarımı söylemesi. Hiç evde lafını etmediği şeyleri başkalarının yanında söylüyor. Mesela yemeği yaktı. İşte şunu kırdı. Çok utanıyorum. Çok gücüme gidiyor. Güzellikle defalarca anlattım. Etkili olmadı. Daha dikkat ederim dedim. Yine de aynı. Değişmeyeceğini anladım. Sadece kendimi kötü hissetmek için ne yapabilirim? Hakkınızı helal edin canım ablam demiş. Allah razı olsun değerli Leyla'cığım. Eşinizin zannediyorum değersizlik duyguları var, kendisini yeterli görmüyor. Birilerinin yanında kendisinin iyi görülmesini, iyi pozisyonda olduğunu herhalde hissetmeye ihtiyacı var. Siz eşinizin olumlu yönlerini, elinize kağıt kalem alın, insan böyle düşününce aklına gelmeyebilir, aklınıza geldikçe yazın ve bütün iyilikleri için eşinize teşekkür edin, eşinize takdir edin. Eşinizin değerlilik duygusu, onaylanma ihtiyacı, şartsız sevilme ihtiyacı, saygı duyulma ihtiyacı, evde onun duruşunu destekleme ihtiyacı gibi ihtiyaçlarını karşılayın. Ola ki Allah kalbine rahmet ve merhamet eder de size davranışları düzelir. Teşekkür ediyorum. Bir soru daha okuyayım. Gülhan Hanımefendi'nin sorusu. Hayırlı yavrumlar ablacığım. Biz 6 kız 1 erkek 7 kardeşiz. Aferin size maşallah sübhanallah. Babam yok, annem hepimizde sırayla kalıyor. Kızlarda kaldığında maaşını biriktirip oğluna veriyor. Bu normal mi? Bize vermek istemiyor. Üstelik oğlanın maddi durumu çok iyi. Çok uzun oldu, hakkınızı helal edin. Yok, uzun olmamış. Tabii bu, özür dilerim ama, usulsüzlük. Bu doğru düşünememe. Damadı el adamı gibi görüp, size verdiğini dava damadına gibi veriyor görüp, oğluna verdiğini sanki bütçede ailede gibi kalıyor diye düşünerek veriyor olabilir. Ama bu çok usulsüz. Bunu annenizle paylaşın. Anne, abimin hiç ihtiyacı yok. Bize versen biz sevineceğiz ama sen bize vermiyorsun. Yani hepimize bunu söylediği zaman da acaba nasıl algılar? Bir de ben şunu şunu söyleyin diyorum ama yani bunu söyleyince kıyameti koparacak birisi ise bunu kardeşinizle konuşun. Ya abi sürekli sana veriyor, biz güceniyoruz. Ona de ki anne biraz da kardeşlerime verdi. Ya biz aynı annenin evlatlarıyız. Allah'a şükür senin durumun iyi, buna rağmen sana veriyor. Annemle konuşmanı rica ediyoruz. Biz buna güceniyoruz. 6 kız güceniyoruz. Yani her birimize hiç, mesela bazıları hiçbir şey almıyor. Gerçekten hiçbir şey almıyor. Erkek evladı bu kadar gözde büyütmek, bu kadar abartılı ilgi göstermek sağlıklı düşünememenin bir belirtisi. Hiç iyi bir şey değil. Hiç normal bir şey değil. Bunu kardeşinizle halledin. Olmadı annenizle halledin. Nazik kibar bir şekilde. Allah yardımcınız olsun. Eğer gerçekten vermiyorsa deyin ki demek ki buradan bizim nasibimiz yok. Siz size düşen yapın ama söyleyin. Söylemeden abiniz belki ya da kardeşiniz bunu belki bilmiyordur. Anneniz bunun böyle olduğunun, hani bunun sizi üzdüğünün farkında olmayabilir. Onun için siz ikisini de söyleyin. Süreci Allah'a bırakın. Olanda hayır vardır deyin. Belki de o para size iyi gelmeyecek. Bilmiyorum. Belki de lafını edecek. Belki de sizden daha fazla şeyler bekleyecek. Belki de başımıza kakacak. Bilmiyoruz. O yüzden de teklif edin, hatırlatın. Olursa olur, olmazsa hayırlısı budur deyin ve geri çekilin diye düşünüyorum. Efendim, süremiz bitmiş. İzninizle bitirelim. Ne yazık ki soruları bitiremedik. Bugün gelen sorularla birlikte inşallah haftaya olabildiği kadar hızlı bir şekilde Allah bitirmemizi nasip eder inşallah. Bizi dinlediğiniz için, kendi yanlışlarınızı gördüğünüz için, kendi yanlışlarınızı düzeltmek için çaba sarf ettiğinizden dolayı, iyi bir insan, Allah'ın razı olacağı iyi bir insan olmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bilgiyi dinlemek bu anlama geliyor çünkü. Ben zihnimi, ben gönlümü, ben hayatımı Rabbimizin rahmetiyle, merhametiyle, bereketiyle oku emrine göre düzeltmek ve aydınlatmak istiyorum demektir bunun anlamı. Hepinizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun efendim. Hoşçakalın.